Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler var? Sizler için niyetlendim. Kolektif diyoruz, genel diyoruz. Olabildiğince gördüklerimi sizlere iletmeye çalışacağım elbette vardır bir sebebi bugünkü videoyu seyretmenizde yazın. niyetlerinizle alakalı size iletilmesi gereken bir şeyler var enerjiye inanıyorum bu enerjinin de doğru çalıştığını düşünüyorum açıkçası sadece burada görmemiz gerekenin ne olduğunu görmekte zaman zaman zorlanabiliyoruz ee, ve aslında anlamlandırmak zor geliyor belki de ya da bazen inanmak zor geliyor umarım bugün yolunuza ışık tutacak Yolunuzu aydınlatacak güzel şeyler dinlemenizi sağlayabilirim. Diyerek niyetlendiğimi de söylemek isterim aslında. E, tabii ki her söylediğimiz aslında bir niyet baktığımız zaman. Şöyle bir falımız var arkadaşlar bugünkü niyetlerinizle alakalı. Bir kere hasta olanlarınız var, hastalıktan yatanlar var. Onunla ilgili bir görü var şu an. Maddi kaynaklar dediğimiz alan ve tabii ki ilişkiler mevzusuyla alakalı konularda var. Önce maddi kaynaklar diyelim. Orada biraz karışıklıklar var. Yani maddi kaynak ne diyoruz? Çalıştığınız iş yeri, cebinizdeki para, hanenizdeki para diyebileceğimiz alanlar. Bir kere yakın zamanda yarım kalmış bir paradan dolayı, yani eksik aldığınız bir para, emek verip de karşılığını alamadığınız bir para. Böyle ayaklarınızın altında olmasına rağmen alamadığınız bir para olarak görünüyor hemen dilinizin ucunda da böyle ağzınızın kenarında duran bir kese var aslında e, sinirlendiğiniz e, biraz böyle kükremeye hazır hale geldiğiniz bir durum yaşanmış bu yaşanan durumla alakalı önünüzde bir kişi var yani burada şöyle söyleyeyim yakın zamanda bu kişiyle ee, görüşmeleriniz biraz sert geçecek arkadaşlar burada karşınızdaki kişiye kükrediğinizi görüyorum çünkü yani alacak verecek konularıyla alakalı bir kişi karşınızda küçülmüş ya veremiyor ya işte e, ne diyelim utanıyor utanır mı bilemedim ama e, geri çekilmiş görsellerinde çıkıyor maça görseli var bir bayan mı acaba diye düşündürttü beni bu durum Şimdi bir kayığın üstünde görünüyorsunuz aslında aynı yolda hani iş yerinden mi diye düşünmemin sebebi de bu aslında. İkilemde kaldığınız zaman sonrasında burada kötü niyeti sezinleyerek aslında karşınızdaki kişiye bir haykırışınız olacak arkadaşlar. Burada sanki elinizde bir mızrak var o mızrağı, onun ona saplıyorsunuz gibi bir görsel var. Ama burada şu da hemen akabinde çıkıyor. Yani bir kişiyle tartışacaksınız. Alacağınızla alakalı mücadele edeceksiniz. Elinizdeki mızrak aslında sonuna kadar kullanabileceğiniz doneler var elinizde. Ve siz bunları kullanmamak için biraz bekleseniz de sonrasında bu doneler neyse yani onunla ilgili bildiğiniz bir şeyler olabilir. Bunları kullanarak almanız gereken parayı alacaksınız arkadaşlar. Ve bu parayı alma e, görsellerinde 7 rakamı var 7 hafta içerisinde 7'li bir rakamda bu elinizdeki mızrak aslında ona doğrultulduğu anda karşınızdaki kişi e, size vermesi gerekeni burada bir söz bile olabilir bacaklarınızın altında bir balık kuyruğu var ama bir söz bile alabilirsiniz bu aslında önünüzde açılacak yeni bir başlangıç, yeni bir yol, yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşmeyi de getirecek. Yani bugünkü niyetlerinizde aslında durduğunuz alanda sinirlenmiş sabır gösteriyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Fakat önümüzdeki süreçte bu sabrınızın sonu gelecek. Yapmak istemediğiniz ya da konuşmak istemediğiniz konuşmaları yapacaksınız ama sonuç Alacağınızı alacaksınız görsellerinde çıkmış ha bu konu sonrasında biraz sürünce de kalabilir yani kişi diyebilir ki size işle alakalı belki de bir konu işte 7 hafta sonra 7 gün sonra hani 7 rakamı da var ya burada çizgiyi çekmek için aslında ona karşı kullandığınız kuzunuz neyse bu size temiz bir evrak temiz bir para temiz bir mevzu olarak dönecek arkadaşlar. Bunun haricinde bugünkü falımızda gene aynı şekilde kafanızda tam oturmayan işiniz ya da parasal konularla alakalı ikilemde kaldığınız bir durum var. Bir şeyi almak isteyip de alamamak gibi önünüzde bir anahtar var yalnız karartıda bir anahtar. Yani bu çalıştığınız yerden memnun değilsinizdir ama çalışıyorsunuzdur bu bir anahtardır. Ya da çalıştığınız yer haricinde bir yerden teklif gelmiştir kararsız kalmışsınızdır ikilemler vardır gibi düşünün önünüzdeki anahtar arkadaşlar karartıda. Bu karartıda olması aslında karar veremediğiniz ikilemde kaldığınız konuda bulunduğunuz alanın gideceğiniz alana göre daha temiz olduğunu gösteriyor. Burada evet bazı sıkıntıları atlatıyorsunuz, atlatmaya da devam edeceksiniz ama gideceğiniz alanda konular mevzular, verilen sözler, alengirli arkadaşlar. Yalan da olan olabilir. Bunu vereceğim deyip vermeyenler olabilir. Burada özellikle niyetinde ikinci bir iş e, bulunduğu alandan çıkıp başka bir yere gitme gibi niyetler varsa önünüzdeki yön biraz ters bir yön görsellerinde çıkıyor. Ya da bulunduğunuz bugünkü stres ortamını düşünün, sıkıntınızı düşünün. Onun bir level üstünü orada yaşayabilirsiniz. Görselleri var. Şu hasta konuya gelelim. Yatan birisi var. Şimdi bakın yatan birisinin üstünde bir kere <laughs> boğazlar, sinüs bu konularla alakalı bir sıkıntısı yaşanmış zaten. O duruyor. Bunun haricinde kalp, böbrek böyle yatmış baya baya hani şey görselinde bir, bir, rahatsızlığa yakalandım ama orada da şuyum çıktı burada da buyum çıktı diyen bir kişi görünüyor. Karın bölgesi özellikle biraz böyle karışmış görsellerinde çıkıyor. Şimdi Burada 1-2-3 konu en az arkadaşlar yalnız hani 3 sağlık sorunu yaşayan birisi ve e, en iyi görseli gördüğüm kadarıyla saçlar uzun bir bayana benziyor. E, bu bayanla alakalı dinleyenler de olabilir tabii ki şu 3 konu var ya arkadaşlar bunların hepsi teker teker çözülecek konular bir kere üstünüz kararttı değil ama siz kafanıza takıyorsunuz. Arkada böyle yatmış çıkıyorsunuz, gücünüz elinize alamadığınız ikilemde kaldığınız görünüyor. Fakat önünüzde bu konularla alakalı çok güzel gelişmeler yaşanacak. Bir kere bir tanesi bu boğaz ve ağız bölgesiyle alakalı olan çok kısa sürede çözülecek bir konu olarak görünüyor. Göğüs bölgesiyle alakalı bir sıkışıklık var. Onun için iki anahtar var. Bir anahtar, sonra başka bir anahtar. Yani bir doktor başka bir doktorla çözebilirsiniz. Diğeri zaten yanında çözülecek görsellerinde çıkmış. Yani gene gördüğümüz söyleyeyim böbrek olma ihtimali de yüksek konuda ama bunların hepsinin yolu açık. Önünüzde bir ayna. Burada geçmişle bir e, yüzleşme de var arkadaşlar. Yani biraz geçmişte yaşamış olduğunuz sıkıntıların bedene yansıması aslında çok da olumlu olmamış. Burada bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Kendinizi revize edebilirsiniz. Düşüncelerden biraz uzaklaşabilirsiniz. O zaman daha hızlı bir şekilde rahat sağlığa ulaşacağınız görünüyor. Hanede neler var? Aslında hanede karışık görseller var. Nasıl? E, kafanızda taktığınız bir kişi var. Bu partner görsellerinde çıkmış. E, onunla yaptığınız görüşmelerde, konuşmalarda kafanıza taktığınız konular var ama dışarıya vurmuyorsunuz. İki elinizde dolu çocuğunuz mu var? Hanenizde ilgilenmeniz gereken kişiler mi var? Özellikle bir tanesi çok ileri ileri adımlar atıyor. Yani hızlıca bir şeyler yapmaya mı çalışıyor iş planları mı var kafasında bazı konular mı var ikilemler mi var sanki o kişinin daha çok kontrolünü sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani ana konunuz aslında birliktelik ilişkilerden çok hanenizde devamlı bir şeyleri yenileyip yeni yeni başlangıçlar yapmaya çalışan böyle hiperaktif görsellerinde bir çocuk gibi görünüyor aslında biraz da onunla alakalı bazı konular önünüze düşecek arkadaşlar burada ee, mesela iki çocuğunuz varsa ikisini de kontrol etmeye çalıştığınızı düşünün bir tanesinin elinde direkt ağaç var yakın zamanda bir niyeti bir dileği olacak ama diğeri sanki böyle göğsünü ortaya atmış hani tüm kalbiyle bir şeyin peşinde koşturuyor ama zamana ihtiyacı var yani o biraz orada e, eline böyle bir makas almış bazı şeyleri koparması lazım kendinden bazı fedakarlıklar yapması lazım ve burada biraz da canını acıtacak konularla karşılaşma ihtimali var ondan sonrasında kafasının üstünde ağaç görseli kafasına taktı yapmak istediği konuları e, hayatına geçirmeye başlayacak hatta burada şey var yay görselleri var yani böyle durup durup bir anda fişek gibi fırlayacak görselleri çıkmış şimdi buradaki bu görseller yakın zaman için değil burada aslında bir bayan elinde iki çocuğunu tutmuş. Bu iki çocuğuyla alakalı hayatında önüne neler çıkabilirin düşüncesiyle niyetlenmiş gibi görünüyor. Burada ikisi de denk değil çocukların. Bir tanesi çok hızlı, şanslı ama diğeri biraz zorlanarak, zorlayarak hayatında bazı ikilemler yaşayarak istediği alana ulaşacak görselleri var. Güzel tarafı dediğim gibi siz ne kadar kontrol etmeye çalışsanız da bunların bir tanesinin yolu çok kısayken bir tanesinin yolu biraz uzun arkadaşlar. Şimdi ilişkilerde de burada şey var, başımın üstünde yerim var, yolumuza devam edelim. Evli çiftler için bunu söyleyebilirim. Yani burada alacağınız haberler, duyacağınız şeyler çok da hayatınızda büyük değişikliklere sebep olmaz. Ama bir sevgili durumunuz varsa arkadaşlar, burada birlikteliğinizde, önünüzde duran bir kişi olarak görüyorum onu. Yani aslında sizi seven, değer veren, önemseyen bir kişiyle birliktesiniz. Fakat kuyrukları var, bakmakla yükümlü olduğu insanlar olabilir. Eşi dostu da olabilir. Yani burada bu kuyruklar onun hem önünüzden çekilmemesini sağlıyor. Hani yanınıza gelemiyor gibi. Hem de sanki böyle baskı uygulanıyor da onun ağırlığından yeterli gelmiyor olabilir ama Burada şey var gene aynı görseller çıkmış. Ee, Şubat ayı arkadaşlar biraz uzun bir zaman vereceğim ama bir daha düşünelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Şubat. Şubat ayında bu kişiyle ya da bu konularla alakalı temize çıkacaksınız arkadaşlar. Şey harfi direkt var ay bölümünde. Şubat ayı anca bir şeylere dengeyi koymak, oturtmak, hayatınızda düzen sağlamak adına ulaşacağınız alan olarak görünüyor gelelim şuradan şöyle biraz karıştırayım duranlık oldu orada Hatta şunu şöyle alayım şöyle bir uzatalım bakalım şimdi bakın bugünkü niyetlerde e, kolektif olarak değerlendirecek olursam bakın arkadaşlar alayım kalemimi de şimdi bakın ilişkilerde paralellik var yani önünüzde açılacak güzel yollar var ama özellikle evli çiftler için gene söylüyorum yan yana görmüş yolunuzu açmaya çalışıyorsunuz iş konularıyla alakalı evet sıkışık olduğunuz ikilemde olduğunuz konular var biraz başınızı artacak meseleler olacak ama önünüz açılacak burada e, şu piramit aslında görselleri şans kapısı anlamına geliyor yani her ne olursa olsun bir nokta dan sonra şans size gülecek görsellerini ifade ediyor. E, e, i̇lginç ve önemli bir alandır. Ama içiniz bıcır bıcır arkadaşlar. Yani takmamanız gerekeni de takıyorsunuz, düşünmemeniz gerekeni de düşünüyorsunuz. Kanca atmışsınız mesela. Bu kanca demek takılı kalmak demek. Hani e, burada anahtar var. Bu anahtar bir mal alımıyla alakalı. E, yüreğiniz ama yüreğimin götürdüğü yere gideriz ya parasal konularda bir sıkışıklık mı yaşayacaksınız hani burada mesela bir araba ya da mal alımı ile alakalı biraz beklemeniz lazım bana göre daha doğrusu falımıza göre gibi bir görselde çıkmış onu da ileteyim sizlere ama genelleme yapacak olursam güzele giden bir fal yani oradaki şans kapısı bizim için değerli ve önemlidir fallarda her ne olursa olsun sonuçlar sizi mutlu edecek anlamına gelir arkadaşlar Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önümüze düşsün. Sağlığımız, sahatimiz, keyfimiz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.